Elif, Lam, Mim. İşte bu kitap, kendisinde hiç kuşku yoktur, ıssız yerlerde iman eden, salatı ikame eden, mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumlarını oluşturan, ayakta tutan, kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden Allah yolunda harcama yapan, başta yakınları olmak üzere başkalarının nafakalarını sağlayan, sana indirilene ve senden önce indirilene iman eden, Allah'ın koruması altına girmiş kişiler ki bunlar ahirete de kesinlikle inanırlar, bunun için bir kılavuzdur. İşte bunlar Rablerinden bir kılavuz üzerindedirler. Yine işte bunlar kurtulanların, kazançlı çıkanların ta kendileridir. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Değerli izleyenlerimiz, mütevazi bir ölçekte başlayan bu programın bir akademiye dönüştüğünü sizler de fark ediyorsunuzdur. Hem öyle bir akademi ki, ne dünyevi bir menfaat, ne de akademik bir kariyer beklentisi olmaksızın ömrünü Kur'an'a vakfeden araştırmacı yazar Hakkı Yılmaz Beyefendi'nin samimi ve ilmi anlatımlarıyla aydınlanan beyinlerimiz artık daha özgürce tefekkür edebiliyor. Bu akademinin öğrencileri olmak ne kadar güzel. Sanin konumuza hoş geldiniz diyor. Bu haftaki programımıza başlamak istiyoruz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize selam ve saygılarımı sunuyorum. Sağ olun. Diyor ki Ali Subaşı Bey, televizyon programınızda cevaplamanız üzere iki sorum olacak. Birinci sorum, Nur suresinin ikinci ayetinin günümüz uygulaması nasıl olacaktır? Ayeti kim, hangi kurum, kime ve nasıl uygulayacaktır? Diyor. Öbür evet. Soruyu daha sormuş soralım. Evet, hepsini birden şey yapalım onu. Bu ayette birlikte ceza konusunu işleyen Bakara 178 ve Maide 33-34 ayetleri hakkında da aydınlatıcı bilginizi rica ederim diyor. Evet. İkinci soruda, içinde sırf ilgili hükümler var diye bir öğüt kitabı olduğunu ve zorlayıcı olmadığını beyan eden Kur'an, doğrudan ve birinci kaynak olarak ceza hukuku, medeni hukuk, ticaret hukuku veya anayasa hukuku kitabı olarak bir topluma uygulanabilir mi? Şeklinde sorusu var. Evet. Buyurun efendim. Şimdi çok teşekkür ediyorum size ve tabii kurumumuza ve soruyu soran arkadaşlara. Bu tip sorular yıllardan beri bize yağar. Evet. Şimdi biliyorsunuz şöyle bir şey var. İlim sahibi olmadan fikir sahibi olan kişiler var. Hani bir de cin olmadan adam çarpma niyetinde olanlar var. Toplumumuzda bu tip şeyler var. Ve genellikle yani Kur'an hemen olsun istiyorlar, bir şeriat devleti kursunlar. Ellerinde Kur'an olsun, hemen Kur'an'daki ayetleri tık tık hemen uygulasınlar. Evet. Ne anladılarsa, ne şey yaparsa falan. Böyle bir özenti var. Bunlara biz yıllardır hep sabrediyoruz, anlatıyoruz. Önce her şeyden evvel Kur'an'ı doğru anlayacağız. Tabii. Kur'an'ı doğru anlamadıktan sonra yapacağın işlerin hepsi yanlış olacak. Tabii ki. Bugün Türkiye'de hani herkes şeriatın ne olduğunu bilmeden şeriat özlemi duyarlar. Evet, bir anlaması bilmiyor. Ama şimdi desek ki hadi sen bir şeriat uygula desek, hangi şeriatı uygulayacağını o da bilmez. Evet. Neden? Şu anda her mezhebe göre ayrı bir şeriat var. Ya. Her tarikata göre ayrı bir şeriat var. Her cemaata göre ayrı bir şeriat var. Hangisini uygulayacaklar ve ne yapacaklar? Kaos. Bir kaos. Onun için her şeyden evvel mesela Kur'an'ı iyi anlamalılar. Evet. Şimdi değerli izleyicimizin özellikle yani mailine başlık yaptığı bir nokta var.
Yani sabje evet. olarak Kur'an bir hukuk kitabı olarak topluma uygulanabilir mi? Evet. Başlığı bu. Evet yani. Gönderdi. Hı. Hem televizyona yollamış hem defaatlerce de bize yollamış. Hı, evet. Şimdi önce şunu bilmemiz lazım. Kur'an'ı baştan sona okuduğumuz zaman şunu göreceğiz ve biz Kur'an'ı tanıtırken de Kur'an'ın bu niteliğini herkese söylemiştik. Kur'an bir öğüt kitabıdır. Evet. Kur'an yasa değildir. Bak, evet. Kur'an bir öğüt kitabıdır. Bu kitabın içerisinde yani bireysel hukukumuz, aile hukukumuz, cemiyet hukukumuz, devlet hukukumuz, uluslararası hukukumuzun hepsiyle ilgili öğütler var. Evet. Yani bizatihi kitabı, kanun kitabı diyemeyiz Kur'an'a. Ama Kur'an bize nasıl kanun yapmamız gerektiğini, yani bir bireysel hukukumuzla ilgili kanunlarımız nasıl olmalı? Evet. Aile hukukumuzla ilgili kanunlar nasıl olmalı? Medeni kanunumuz nasıl olmalı? Ana esaslarını. Anayasamız nasıl olmalı? Bu konularla ilgili bize öğüt verir. Önce bunu bileceğiz. Mesela adam diyor ki ben Kur'an'ı anayasa olarak ele alacağım diyor. Olmaz böyle bir şey. Bakın Kur'an'a göre bir anayasa yapalım. Yapalım mı? Buyurun. Mesela Kur'an'a göre bir anayasa yapılsa, böyle bir teşebbüsümüz olsa, tamam. Kur'an'ın bütün öğütlerini bu konuda dikkate alsak nasıl bir anayasa yaparız? Anayasanın çok kısa olması gerekir. Tek maddelik, bak, evet. böyle şimdiki gibi 50 madde, 100 madde, 200 madde falan filan böyle bir anayasa olmaz. Teferruata girmeden. Kur'an'a göre tek maddelik bir anayasa olur. Tek madde. Tek madde enteresan. Ve tek cümle. Allah Allah. İki yüklemli bir bileşik cümleden ibaret bir anayasa çıkar. Bu nedir? Fıtrata aykırı kanun ve uygulama yapılamaz. Bu kadar. Çok güzel. O zaman bütün kanunların anayasasını burada belirtmiş burada oluyorsun. Birleşir. Fıtrata i̇şte, uygunluk fıtrata önemli olan. Aykırı fıtrata kanun aykırı. Ve uygulama yapılamaz. Bu kadar. Ha, aykırı. Tamam. Bak fıtrata aykırı. Evet. Kanun. Kanun. Da yapılamaz, uygulama da yapılamaz. Misal, anayasa bu kadar olur. Bu kadar. Kur'an'ı anayasa olarak ele alacak olursak, Kur'an'dan anlayacağımız evet. anayasa budur. Yazılı anayasası olmayan memleketlerden İngiltere var mesela, yazılı anayasası yok deniyor. O teamüle göre nasıl oluyorsa. Orada evet. ne var? Ama bu çok daha güzel. İnsan eksenli, orada da yani neticede buraya doğru bir yaklaşım vardır. He. Eksen insandır. Eksen insan orada tamam, olduğu için bitti. Değil mi? Tamam, orada da. Evet. Eksen insandır. Şimdi çok güzel. Burada bu konuyu biraz daha hani arkadaşlar canlandıralım. Evet. Mesela Kur'an'da diyelim ki Bakara suresinin 195. ayetini örnek vereceğim. Orada infak edin ve kendinizi tehlikeye atmayın. Yani kendinize tehlikeye atmayın emrini, öğüdünü dikkate alalım. Evet. Buradan tamamen sosyal güvenlik kanunlarına işaret vardır. Hmm. Mesela trafik kanunu dediğimiz yasa kaç maddelikse bu ayetin kapsamında bu ayetin öğüdünde yapılır. Kendinizi tehlikeye atmamak. Kendini tehlikeye atmamak. Her şey ifade ediliyor. Tamam bitti işte. Bitti. Olay burada öyle biter. Çok güzel. Şimdi yine buna bir örnek daha vereceğim. Hmm. Yani canlı bir örnek daha vereyim. Şimdi bunu biz canlı örnek dediğim zaman hem konuyu anlatacağım. Evet. Hem de bunun acizane bundan birkaç ay evvel yaşadığımız bir olayı burada dikkatlere sunacağım. Bu önemli. Bu olay şu. Biliyorsunuz medyada bundan 3-5 ay evvel hükümetteki bir icraat veyahut da bir polemik neticesinde medyada çok değişik şeyler söylendi, yazıldı, çizildi. Evet. Bu şuydu. Üniversitedeki gençlerin kızlı oğlanlı bir evde kalıp kalmaması noktasının tartışması oldu. Evet, çok uzun tartışıldı bu. Öyle değil mi? Şimdi böyle bir tartışma tabii. oldu. Tabii.
Şimdi bu konuyla ilgili o zaman bu konu gündemdeyken acizane kardeşinizin bir faaliyeti oldu. Çok güzel. Şimdi bir faaliyet oldu, bir çalışmamız oldu. Bu kanun kapsamında. Evet. Onu anlatacağım. Hemen biz Kur'an-ı Kerim'e bu konuları götürdüğümüz zaman Kur'an'ımızdan Nur Suresi'nin 32. ayetini dikkate aldık. 32. Evet. Evet. Rabbimizin oradaki emri şu. Kamuyadır bu emir. Devletedir bu emir. Yönetimedir bu emir. Kişi olarak sana bana veyahut da bir evlat babası olarak ana babaya değildir. Kamuya ait. Kamuya emirdir bu. Çok güzel. Buyuruyor ki Cenab-ı Hak ve sizden eşi olmayanları, erkek kölelerinizden, bu ilk şeydeki himayedeki köleler vardı. İslam'da köle yoktur da. Evet. Yani onlardan iyi olanları evlendirin. Yani kısacası evlendirin. Sizden eşi olmayanları evlendirin. Amir bir hüküm. Amirdir. Evet. Namaz kılın, oruç tutun gibi. Hac edin. Evet. Zekat verin. Neyse. İnfak edin. Emirlerin neyse burada topluma, toplumunuzdaki eşi olmayanları, bekarlarınızı ve dullarınızı evlendirin emri vardır. Devlete düşen bir görev bu o zaman. Evet. Şimdi ama önce millet olarak biz bir kendimiz yani Müslüman olalım da ondan sonra devletimizin İslami hareketini sağlayalım. Esas mesele orada esas zaten. Mesele doğru. Bu. Doğru. Buradan hareketle o olayla ben bunu birleştirdim. Bu ayete göre bakın evet. Bu ayete göre kamu, devlet evlilik çağına gelmiş olan, evlilik çağındaki olan toplumdaki fertlerinin bakın fertlerinin ev ihtiyacını, cehiz ihtiyacını, nafaka ihtiyacını karşılayarak evlilik çağı geldiği zaman evlendirmek zorundadır. Evet. Allah'ın, bak bu öğüttür bu. Öğüt aslında, bak, evet. Bak bu öğüttür. Öğüt. Bu bir öğüttür. Evet. Neden öyledir? Kamuya verilir. Herkesin anasının babasının maddi imkanı müsait değildir. Tabii ki. Kendi de öğrenci olmuş, bugün 30 yaşına kadar üniversitede vesaire tahsil hayatını sürdürüyor. Diyelim ki cinsel yönden bu da 20'sinde buluğa erdiğini varsayacak olursak, ya. 30'una, 35'ine, 40'ına kadar bu adam bekar gezmekte. Maalesef, oğlanımız, öyle. Kızımız. Hep bekar kalıyorlar. Tamam. Evet, çok yanlış bir neden? Olay. Maddi imkansızlıktan dolayı bu duruma düşüyor. Evet. Maddi imkansızlıktan bu duruma düştüğü zaman ne yapar? Yanlış yollara gidecek. Ya yanlış yola gidecek ya, ya da psikiyatrik hastalıklara düçar olacak. Fıtratına uygun değil çünkü. Fıtratı değil mi? Bozulacak. Bak iyi dinle. Evet. Ya ahlakı bozulacak tabii. Ya da fıtratı bozulacak. Evet. Şimdi burada bu ayet kapsamında bütün Müslümanların bunu bir dikkate alması lazım. Bugün özellikle aktüel olarak cinsel sapıklıklar, tacizler, evet, tecavüzler, cinayetler olmakta, detayına evet girmeyeyim. Bunların altında Cenab-ı Hakk'ın bu öğüdünün tutulması yatar. Bütün şey buraya kaynaklanıyor. Evet, tamam mı? Bu öğüde uyulmamak. O gençler, o psikolojisi, psikiyatrik psikolojisi bozulmuş, manyaklaşmış, canavarlaşmış insanlar vaktiyle el atılsa Allah'ın ya verdiği öğütler doğrultusunda onlara gerekli yardım, destek sağlansa bu duruma %100 düşmezler. Düşmezler. Evet. Şimdi işte bu ayet müvazeyesinde bu ayetten aldığımız öğüt nedeniyle. Evet. Şimdi arz edeceğim şey o konuya geldim. Evet. Oraya geldim. Acizane sizler gibi hukukçu dostlardan da yardım, destek, teknik bilgi almak suretiyle ben bu memleketin bir vatandaşı olarak, tabii ki, vatandaş Hakkı Yılmaz olarak, bir Müslüman Hakkı Yılmaz olarak Cenab-ı Hakk'ın bu öğüdünün normal olarak pratiğe yansıması için gayret ettim. Evet. Ve bu doğrultuda bir kanun maddesi hazırladım. Evet. Bak bunu dediğim gibi vatandaşlık hakkımı evet kullanarak Müslümanlık, iman ve borcumu kullanmak suretiyle bir kanun maddesi hazırladım. Bu iyilik ve güzellik üretmektir işte evet, bu. Şimdi, iyilik ve güzellik öğretmek budur şimdi, işte. Şimdi evet, bunu
bu maddeyi, bu ayet öğüdü sayesinde hazırladığım bu şeyi evet. takdim edeceğim. Burada buyurun. İzninizle bunu sunacağım. Çok sağ olun. Şimdi birincisi, evet. kanun teklifidir. Kanun teklifi, evet. evet. Gerekçe, devlet varlığını sürdürmek, sağlıklı bir ortamda temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasını sağlamak için bir hukuk düzeni kurmak durumundadır. Tabii. Bu devletin kendi gerekçeleri. Gerekçesi, bunu tabii. devletten aldım zaten. Evet. Düzenin sağlıklı bir şekilde yürümesinde toplumun temeli olan ailenin de oldukça büyük etkisi vardır. Tabii. Devletin aile düzenini bozacak davranışlara engel olması, sağlam aile yapısını koruması kamu yararı gereğidir. Tabii ki kamu yararı var. Temiz bir toplum düzenini kurmak için devletin ailenin kurucuları olan gençlerin yetiştirilip gelişmesini ve onların onurlu bir hayat sürdürmelerini sağlamak, onların huzur ve mutluluğunu gerçekleştirmek, bunlara engel olacak davranışları önleyici tedbirler almak yetkisi vardır. Yetkisi var, evet. Şimdi gerekçe bu. Amaç, toplumu bedensel ve zihinsel açıdan daha sağlıklı hale getirmek, İnanç ve kültürel değerler açısından yozlaşmasını engellemektir. Yozlaşmasını, evet. Kanuna geçiyorum. Madde 1. 1. Evlilik çağına gelmiş gençlerimizden, öncelikle üniversite mezunlarının, B. Evlilik çağında olmalarına rağmen öğretimleri devam edenlerin, C. ve diğer evlenmemiş gençlerimizin, ev kirası ve ceviz gibi evlilikle ilgili ihtiyaçlarını temin etmek için bunlar işe girmek ve iş kurmak aşamalarına kadar asgari geçim standardında olmak üzere devlet desteği sağlanarak evlendirilir. Devlet desteği sağlanarak yani. Evlendirilir. Kanun bu. İkinci madde. Evlilik desteği almış gençlerimizden kendilerine yapılmış yardım tutarı, işe girmeleri veya iş sahibi olmaları durumunda öğrenci kredilerinde uygulanan koşullar çerçevesinde tahsil edilir. Atıf da oraya bulunuyorsunuz. Zaten o uygulaması evet. var. Doğru. Şimdi evet. ben bir vatandaş olarak, bir Müslüman olarak bu ayetin vermiş olduğu öğüt doğrultusunda. Görevi bak, yaptım diyorsunuz. Evet. Ve bir Müslüman olarak bu evet. vatandaşın vatandaşlık görevi olarak ben bunu hazırladım. Allah razı olsun. Bak, çok güzel. Hazırladım. Şey. Evet. Meclisteki bizim vekillerimize, evet. daha üst kademeye hükümet erkanına ben bu kanun teklifini ilettim. Çok güzel bir şey ya. Ben bu kanun teklifini ilettiğim anda evet. devlet yetkililerimizden bana şu karşılık geldi. Çok teşekkür ederiz. Her zaman bu tip uyarı ve katkılarınızı bekleriz. Biz şu anda buna yakın kendimiz de bir çalışma yapmıştık ama böyle değildi. Biz şu anda kendimiz hazırlamış olduğumuz kanun içerisinde bu doğrultuda bir maddemiz var. Şu an onu kanunlaştırıyoruz. İnşallah ileride de bu kapsamlı olarak bu konuyu kanunlaştıracağız diye de bana söz verildi. Ne kadar güzel bir şey, ne kadar güzel bir şey. Evet ve bu bildiğiniz gibi evet. bu Aile Bakanlığı'nın evet, hani aile yapmış olduğu bir çalışma vardı. Evlilik kredisi diye bir kredi verdiler. Gençler bir an evvel, yani bu 10 bin evet. lira civarında 25 yaş altı gençlere ve bu kapsamda gelişti. Çok güzel bir şey işte. Burada ben ahkam kesen arkadaşlara şunu söylüyorum. Meclisteki vekiller bizim vekilimiz. Öyleyse tabii aslı sensin. Vekil bizi onlar. Temsil ediyorlar. Değil mi? Evet. İnanın. Onlar bizim hakimimiz değil, hadimimiz, hizmetçimiz. Tabii ki öyle. Biz onlardan evet. bir şeyler istersek onlar da bize verirler. Evet. Yeter ki istemesini bilelim ve topluca isteyelim. Yani tutup da her şeyi onlara bırakıp da duyarsız bir toplum haline gelmeyelim. Toplum duyarlı olacak, fertleri evet, duyarlı olacak duyarsız. Değil mi? Evet. Yani şu anda tepedeki yanlışların tümü toplumun duyarsızlığından geliyor. Evet. Ses yok, seda yok. Evet. Onlar da işine bütün mesele bu. Değil mi? Yani şöyle bir şey var. Hani Anadolu'da ağlamayan çocuğa emzik verilmez derler.
Öyle değil mi? Öyle denir. Yani biz ağlamasını, ihtiyaçlarımızı bileceğiz. Onlardan isteyeceğiz. Samimi olarak da onlar bunu yapacaklar. Yaparlar tabii ki. Biz yaptırmasını evet. bileceğiz. Yapmak bu bir. Istemeyen, yapmak mecburiyetine kalacak zaten. Tabii şimdi ki. Diğer evet. meselelere gelelim. Özellikle arkadaşımızın hani Maide 33-34. Evet. Şimdi o ayet biliyorsunuz Allah'a savaş açmakla, muharebeyle başlayan bir ayet. Şimdi orada değişik şeyler var. Mesela o ayetin vermiş olduğu öğüt çerçevesinde ben incelediğim zaman en azından 100 tane ceza kanununa madde icat edilir. Çıkar. Oradaki öğütlere dikkat almak suretiyle değil mi efendim? O ayeti tek başına alırsan hiçbir yerden ne mahkemede hakim ne savcı sizler gibi çıkmaz. Ne de hiç kimse bir şey oradan çıkaramaz. Tabii. Ama o ayeti dikkate alacak olursak o ayetin bize gösterdiği istikamet, yol, öğüt çerçevesinde ceza maddelerimizde 100 tane sağlıklı madde çıkarırız. Evet. Onun için bu konuyu ben şöyle özetliyorum. Kur'an hukuk kitabı değildir, öğüt kitabıdır. Öğüt kitabıdır. Onun için burada ceza hukukumuzda, aile hukukumuzda, dediğim gibi medeni hukukumuzda, hatta uluslararası hukukta hepsinin Kur'an'ın vermiş olduğu öğütler çerçevesinde kanunlar yapılabilir. Ana umdelerini oradan çıkartabiliriz değil mi? Bütün mesele bu. Evet, çok güzel. Çok teşekkür ederiz. Bunu da bu şekilde eşe dosta duyurmuş olalım. Yani öyle. Çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Oldu, teşekkürler. Evet. Şimdi esas konumuz. Evet. Efendim, Kur'an'da birçok ayette kendilerini akıllı sanan açık gözlere cennete kolayca girebileceğiniz mi sandınız tarzında uyarılar olmasına rağmen zamanımızda din adına konuştuklarını bildiren bir takım insanların işte şu gecede şu kadar namaz kılar veya şu zikri söylersen cennete girersin diye Resulullah'ın ismini kullanarak ahkam kesenleri sıkça işitmekteyiz. Bu konuda Kur'an'da ne gibi hükümler bulunmaktadır? Açıklayabilir misiniz efendim? Şimdi efendim. Buyurun efendim. Kur'an'a göre yani lafla peynir gemisi yürümüyor. Gayet tabii. Kur'an'a göre amel. Amelin Türkçe karşılığı iş. İş. Şimdi benim hatırladığım kadarıyla acizane şimdi unuttuk gittik şeyi de teknik kardeşlerimiz, abilerimiz daha iyidir. Fizikte de işin bir tabiri var. Yerinde saymaya iş denmez. Rolanti'de değil mi? Tamam. Yerinde saymaya, yerinde harekete iş denmez. Laf salatasına hiçbir zaman iş denmez. Evet. Kur'an yürmez. Amele göre yani Cenab-ı Hak her şeyi amele göre değerlendirir. Tabii. Bu amelin de kapasitesi var. Ama şimdi bu konuyu açmamızın sebebi özellikle bu programın yayınlandığı bu gece. Bu gece evet. Değişik yerlerde Avanta'dan ulufeler dağıtıldığı öyle meselesi var. Maalesef. Şimdi Cenab-ı Hak Kur'an'da herkesin mutlaka emeğinin karşılığını alacağını, emek sarf etmesi lazım geldiğini, mutlak surette salihat işlemesi lazım geldiğini. Salihat. Bunu yani Müslümanın imanının amel ilişkisini bu programdan sonra inşallah o konuya değineceğiz ama özetle kesinlikle amelsiz imanın geçersiz olduğunu programda işleyeceğiz. Başka onun için program. Geçersiz. Evet, ama Müslüman kardeşlerimiz biliyorsunuz yıllardır hep avanta, bonus türüne alıştırıldılar. Maalesef. Senede işte mübarek aylar, mübarek geceler icat edildi. Bu gecelerde de Müslümanlara bol bol sevap dağıtıldı. Evet. Şu kadar tesbih çekersen, şu kadar namaz kılarsan, şu kadar salavat getirirsen cennete gireceksin, günahların affolacak vesaire gibi aldatıcı şeyler hep söylendi. Ve onun için de toplumda bir takım mübarek aylar ve geceler ihdas edildi. Şimdi bu konuya girerken önce şunu anlatayım. Detayını sonra vereceğim bu konuyu şey yaparken tabii. ayetler vereceğim ama Peygamberimizin dilinde çok güzel bir ifade var. Eftalul amali ehmazuha.
Amellerin en faziletlisi, en zahmetli olanıdır. Yani şimdi bu gerçekten hareketle, yani bunu herkes bilir, çarşıda, pazarda, inşaatta, şurada, burada çalışan işçiler, ameleler işin zahmetine göre, riskine göre farklı ücretler alırlar. Tabii. Bu hayatın, doğanın gereğidir. Evet. Öyle değil mi? Evet. Şimdi yerde iş yapanla kulenin başındaki iş yapan adamın ücreti ayrı değildir. Yine toprağın üstünde iş yapanla bilmem kaç bin metre yerin altında maden kazan, kömür kazan işçinin de ücreti aynı olmaz yani. Olmaması lazım. En azından zaten. Yani en azından olmaması adalet lazım. Adalet onu gerektirir. Onun tabii. için afdalul amali ahmazuha. Amellerin en faziletlisi, en sevaplisi, en değerlisi Allah katında insanı daha fazla yani razı edecek olanı en zahmetli olanlar. Zahmetli olan amel, evet. Şimdi bu ölçüyü bildirelim. Şimdi bu böyleyken yine burada tarihten ben başka bir olay vereceğim. Tarihte sahabeden Alkame bir gün Ayşe Valide'ye sormuş. Demiş ki Resulullah günlerden bazılarını herhangi bir şeye tahsis eder miydi? Soruyor. Böyle bir şey soru sormuş. Tabii en yakını Ayşe Valide, onun sekreteri mahiyetinde. Tabii. Gecesi gündüzü beraberinde olduğu, evet, peygamberle ilgili her şeyi bilen birisi olarak ona sormuş. Cevabı şu. Hayır, tahsis etmezdi. Çok net. Onun ibadeti aralıksız ve devamlıydı. Resulullah'ın edasına takat getirdiği hayır ve ibadete hanginiz takat yetiştirir ki diye cevap vermiş. Evet, her an Allah'la beraber. Şimdi Resulullah, Ayşe validemiz de Resulullah'tan gördüğünü, konuya ait bildiğini, bilgisini bu şekilde nakletmiş. Çok net, çok açık çok şey. Çok net. Değil mi? Evet. Evet. Çok evet. net. Ama Müslümanların şimdiki hayatına bakıyoruz. Birinci planda 3 aylar var. Evet, hemen. 3 aylar. Bu 3 aylar dediğin zaman İşte Recep, Şaban, Ramazan. Bu 3 ay ibadetin en çok sevap kazandırdığı aylar olarak bilinir. Ve herkes bu 3 aylarda çok kendi sıra tesbih çekecek. Tabii. Zikir yapacak, virt yapacak, bir de ne yapacak? Oruç tutacak. O şey giriyor, o havaya giriyor. Bu oruç tutacak. Şimdi evet. böyle bir gelenek oluşmuş. Evet. Halbuki Resulullah'ın böyle 3 ayda şuydu buydu, mübarek zaten nimeti bol olan zengin birisi değildi. Evet. Yani zengin birisi değil derken zengindi aslında da varlığını kendinde kullanan biri değildi. Dağıtırdı devamlı. İnfaktaydı, zekattaydı, onları orada kullanıyordu. Evet. Böyle bir harcamalar çerçevesindeyken bol bol, günde 3 öğün 5 öğün karnını tıkabasa doyuran biri değildi. Tabii. Onları paylaşan biriydi. Mümkün olduğu kadar oruç tutan biriydi. Çünkü oruç tuttuğu zaman insan dimağının daha aydın, daha gelişik olduğunu bilirdi ve bunları uygulardı. Ama bildiğiniz gibi Recep, Şaban, Ramazan 3 aylarda bir şey ihdas edildi. Ve bu 3 aylarda da Müslümanlar diğer aylarda yan gelip yatsalar da bu 3 ay içerisinde sürekli ibadet yaparsanız şöyle olur, böyle olur, çok sevap kazanırsınız vesaire gibi noktalarından millet aldatıldı. Maalesef. Şimdi bu nokta böyle. Ama burada şunu söyleyeceğim müminlere. Bunu hani İbrahim suresinde bir ayeti dönüp tekrarladık. Bunu hani defalarca. Şimdi Cenab-ı Hak imanı orada tarif ederken bir mübarek ağaca benzetir. Orada kelime-i tayyibe, keşeceratın tayyibe. O iman ağacı, la ilahe illallah, mübarek bir ağaç gibidir. Tertemiz bir ağaç gibidir. Evet. O ki, öyle. Asluha sabitun ve fer'uha fissema. Kökü sabit. Sabit. Oynamaz. Rüzgar, fırtına, sel vesaire onu yıkamaz. Dalları da gökyüzüne doğru uzanmış. Ama bu
Tü'ti ükülehâ küllehînin biizni Rabbihâ. Rabbinin izniyle bu ağaç her an, bak küllehînin. Her an. Her an meyve verir. İşte bu. Meyvesini her an verir. Yani bu ağaç, bu iman dediğimiz ağaç var ya. Mevsimlik Ramazan'dan değil. Ramazan'dan Ramazan'a. Evet. Şaban'dan Şaban'a, Recep'ten Recep'e meyve vermez. El emkinetü sevavün, el ezmineti sevavün kuralı vardır. Bu devam. Bakın mekanlar da eşittir. Zamanlar da eşittir. Bu bir genel kuraldır. Hatta şöyle bir şey arz edeyim bu mekan eşitliğiyle ilgili. Şimdi Müslümanlar ne yapar? İbadet etmek için Arabistan'a gider. Evet. Mekke'ye gider, Medine'ye gider. Evet. Şimdi Medine'de neden gider? Çünkü... o konuda birçok hadisler vardır. Fazilette 500 misli, 1000 misli, 1500 misli şeyler olması lazım. Değil evet. mi? O faziletli olduğu için söylemiş şimdi, kendisine. Şimdi goya peygamberimiz buyurasıymış evet. ki evet. kim benim mescidimde 40 vakit namaz kılarsa anasından doğduğu günkü kadar günahsız olur. Ne kadar güzel bir şey. Ne kadar rahat bir bu şey. Çok güzel bir turizm yatırımıdır tabii. aslında yani. Çok akıllı tabii. bir adam işidir. Turizme yönelik. Çok güzel. Çünkü evet. Müslümanlar dünyanın her tarafında kazanacaklar, evet. edecekler, götürecekler. Orada Medine'de evet. onu harcayacaklar. Otelinden, otelinden alışverişinden. Cennette turizm girmiş, için söylenmiş bir anahtarını şeydir. Almış bunun cennetten gidecek. Bunun Resulullah'la falan bir alakası vesairesi yoktur yani. Peygamberimiz böyle bir şey şimdi, söyler mi? Şu vardır. Neden peygamberin mescidindeki namaz faziletli olacak ki? Niçin yani? Burada madem ki zahmetlisi olan rahat rahat gerine gerine orada kılınan bir iki rekat namaz mı daha faziletli olur? Yoksa Moskova'da daha zor şartlarda oralarda kılınan namaz mı daha faziletli olur? Düşünmek lazım. Bunu. Bunları hep evet. düşünmek lazım. Bunları hep bilmek evet. lazım. Bu gerçekleri bilmeden hep uyuyoruz. Evet. Uyutuluyoruz. Bu konularda uyanık olmamız lazım. Maalesef. Sayın Yılmaz bir kısa ara vermemiz tamam, gerekecek. Ondan sonra gecelere geçelim. İnşallah. Evet, gecelere geçelim inşallah. Değerli izleyenlerimiz kısa bir ara veriyoruz. Bizi izlemeye devam ediniz lütfen. Şüphesiz ki bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Sayın Yılmaz, programın ilk bölümünde bu geceyi de içinde idrak ettiğimiz şekilde Kandil Geceleri diye literatürümüze girmiş olan konuları bahsetmeye başlamıştık. Kaldığımız yerden devam edebiliriz efendim. Buyurun. Evet. Şimdi önce bu mübarek aylar konusuyla ilgili evet. ben bir açıklama daha bulunayım. Buyurun. Kur'an-ı Kerim'de Tevbe suresinde hani bir ayet vardır. Yeryüzü yaratıralı, yeryüzünde aylar insanlık için ay sayısı 12'dir. Bunlardan 4'ü haram aylardır. Haram ay, evet. Şimdi haram ay. Önce burada değerli izleyicilerimize de haram ayın ne demek olduğunu bir tabii anlatayım. O sorulur çünkü haram aylar özellikle şey yapıyor. Haram sözcüğü bizdeki bir... İki anlamı vardı da aslında tek anlamdan gelir de bu bizde kullanılırken biraz yanlış anlaşılır. Haram yasak demek. Yasak anlamında. Haram ay dediğin zaman yasak ay demek.
Yasak ay demek, tabulaştırılmış ay demek. Mesela biz deriz ki Mescid-i Haram, Kabe'nin adı. O gün Kur'an'daki göre Mescid-i Haram. Mescid okul demek. Okul. Haram dediğin zaman yasak okul, yani tabulaştırılmış. Orada kavga, gürültü, oraya müdahale vesairenin olmaması gereken okul demek. Özgür bir okul. Özgür bir okul, özerk bir okul. Özerk, evet. Orada, orası Allah'ın beytidir. Beytullah diye de Allah evidir. Allah'ın dışında herhangi bir kimsenin, otoritenin sözünün geçmediği, herkesin orada özgür olduğu, kimseye müdahalenin olmadığı bir okul. Muhtariyet. Hani burada meclisimizde, bizim yasama meclisinde hani dokunulmazlık şeyi söz konusu vardır ya. Evet. O mescitlerde de, hem Mescid-i Haram'da, onun bugünkü versiyonu olan dış dünyadaki uygulamalarda, buralardaki mescitlerde, ki bu camiler mescit değil, ben onları okul olarak, okulları mescit olarak anlatıyorum. Oralarda da yine herkes özgürce bilgisini yansıtır, sorusunu sorar. Ne sorana, ne öğretene, sorgulama vesaire olmaz. Sorumluluk da yüklenir. Evet. Evet, şimdi Arap geleneğinde bu aylardan dört tanesine Haramay. Haramay deniyordu. Şimdi bu Haramaylar dediğimiz zaman Haramay haç aylarıydı. Haç ayı dediğimiz zaman haç, biz bunu haç yazımızda detaylı verdik. Şimdi sadece şunu söyleyeyim. Haç, tüm dünyadaki Müslümanların verimli çağında olanlarının, böyle körünün, topalının, yaşlılarının değil de, böyle tam askeri, hani böyle harbiyeden, harp akademisine kurmay olmak için subay seçilir ya. En verimli çağındaki. O şekilde en verimlilerin oraya toplanıp, İlahiyat eğitimi almaları, vermeleri, tüm dünyadan da oraya ateistini, Hristiyan, Yahudilerini toplayıp orada onlara tevhidi, gerçek İslam dinini öğretmeleri açısından yapılan bir organizasyondur. Kafadan hiçbir soru kalmasın. Evet, orada hiçbir şey kalmasın. Evet. Hepsi. Haç da buyudur. Buyudur esas. Bu eğitim süreci 4 aylık bir süreçtir. Bu süreç içerisindeki yaşanan bu sürece eşhur-u hurum, haram aylar denir. Yani dokunulmaz aydır. Araplar, o vahşi Araplar bile. Bak onlar bile bu dört ay içerisinde ne kavga ederler, ne gürültü yaparlar, ne savaşarlar, barış ayı olur. Yani İslam öncesinde de bu teamül onlarda vardı. Değil mi? Onu, bazen onu, hile yapmaya çalışırlardı. Bu Kur'an'da anlatılır. Evet. Nesi diye hani anlatılır. İşlerde gelmediği zaman bir zaman değiştirme çabası falan filan yapılırdı. Bu da şimdi bizdeki öğretim dönemlerini değiştirmeye benzer. Okulu kısaltmaya benzer vesaire gibi şeyler. Bunları içeride inşallah şey yapacağız. Bu haram aylar şimdi. Bak bu haram aylar. Da savaş bile olmazdı. Hatta ve hatta şunu da arz edeyim. Mesela Maide suresinin girişinde bir de galait, gerdanlıklara saygı duyun diye bir ayet vardır. Şimdi bunu da herkes şeyini yapamaz. Yani bunun özünü bilmediğin zaman bunu da anlamıyor. Gerdanlık ne demek falan diye. Kurban diye. Şimdi haç için toplanılmış oradaki binlerce, on binlerce, yüz binlerce insan var ya. Evet. Onların yeme, İşme, ibadete giderleri ümmete, Müslümanlara aittir. Bütün dünya Müslümanlarına evet, aittir. Evet, dedim ya, oradaki verilecek üst düzeydeki ilahiyat eğitiminin masrafı Müslümanların ortak bütçesinden karşılanacaktır. Evet. Sen gidemiyorsun ama oraya hediye yollayacaksındır. Buna hediye denir. Hediye. Ve Arap o günkü şartlarda, o ilk dönemlerde soğutucu, soğuk hava vesaire olmadığından dolayı da bunun en güzel hediyesi canlı hayvandı. Orada kesiliyordu. Orada kesilir, hazır gıda, canlı hayvan tabii, giderdi. Doğru, buna da hediye denirdi. İşte bu hediye, o galait dediğimiz şey bu haram ayda, mesela Arapların çapulcu olduğu söylenir. Demek ki bu Kur'an ayetleriyle de sabittir. Sabit. Adiyat suresi bunun en iyi kompozisyonunu çizer. Çok güzel tasviri var orada. Evet, Adiyat suresi iyi bir kompozisyonunu çizer bunun. Evet. Şimdi mesela düşün ki buradan sizler, İstanbul halkı Haç'taki hacca katılmış yiğitler için hediye yolluyor. 1000 tane koyun yolluyor.
500 tane büyük baş hayvan yolluyor. Bunların hepsine birer işaret konur. İşaret. Gerdanlık dediğimiz bu, Kur'an'da geçen i̇şaret, bu. Evet, evet, bir işaret konur. Ve bu işaretler, bu işaretli hayvanlar bizim Türkiye'den Arabistan, Mekke'ye varıncaya kadar var ya, o hırsız, çapulcu vesaire adamların hiçbirisi oradaki hacca gidiş işaretini gördüğü zaman var ya, Allah ona Allah. Saygı duvar, ona dokunmazlardı. Allah Allah, ona dokunmuyor. Ona dokunmazlardı. Aynen bak bugün, bunun günceli var. Savaş meydanlarında, değil mi? Evet. Savaş oluyor, yaralı oluyor, şu oluyor, bu oluyor. Birisi Kızılay işaretini taşıyor, takıyor. Birisi Kızılay sıhhiyeler. Cepheler arasında dolaşıyor, ona kimse dokunmuyor. Aynı gelenek. O gelenekten. Evet. Evet. Tamam. Veyahut da bir yerde savaş var. O savaş ortamı için insani yardım diye tırlar vesaireler ilaç yükleniyor, gıda yükleniyor. Ve bu savaş ortamının içerisinde Kızılay veyahut da Kızıl Haç işareti konuyor. Sevk ediliyor. Rahat rahat, hiç kimse tarafından rahatsız edilmeden gideceği yere gidiyor. Evet. Bak çok benzer bir şey orada. Ha, şimdi benzer bir şey. Bu burada işte evet. Haram ay dediğimiz zaman bu prensiplerin uygulandığı aylar demek. O şekilde anlamak evet. gerekir. Evet. Bu Recep ayı da, bak Recep ayı da haram aylardan bir tanesiydi. Bir tanesi Recep'tir, evet. Bir tanesi de Recep'ti. Tamam. Şimdi, biz ayları bıraktık. Şimdi gelelim gecelere. Gecelere. Müslümanlar, o geceler çok önemli. Bonusu olduğundan dolayı, şimdi Müslümanlar kandil geceleri diye bildiğiniz gibi birinci planda regaib gecesi. Regaib, ne demektir regaib şimdi, efendim? Şimdi, regaib gecesi. Evet. Arkasından berat gecesi gelecek. Arkadan miraç gecesi gelecek. Miraç, evet. Arkadan berat gecesi gelecek. Evet. Evet. Daha sonra da Kadir gecesi gelecek. Kadir gecesi. Bir de Mevlüt gecesi evet. var. Ayrı, evet. Şimdi tamam. Bir de Mevlüt gecesi var. Şimdi biz bu akşam olarak, bu programın yayınlandığı akşam olarak regaib gecesi. Regaib gecesi olduğuna göre onu şimdi, biraz daha açalım. Evet. Regaib ne demek? Anlamı nedir? Evet. Evet. Regaib ne demek? Şimdi regaib rağbet. Rağbetten yani geliyor. Bol, hani şey yapılmış, nimeti bol olan, rağbeti isteyicisi bol çok olan anlamındaki regabet sözcüğünden gelme bir sözcük. Şimdi bunu burada arz edeyim. Tamam. Ve halk arasında da bu gece, regaib gecesi, insanlara bol bol, yani 1'e 10, 1'e 100, 1'e 1000 sevap verilen bir gece olarak hani böyle tanıtıldı. Müjdeler veriliyor. Evet. Evet. Bunların şeyi bu şekilde anlatıldı ama... Bu gece neden kıymetli gösterildi? Bir gerekçesi olacak. Bir gerekçesi bir şey olacak yani. Yani. Evet. Neden bu gece böyle bir duruma getirildi? Evet. Evet efendim, bu gecenin bugüne getirilmesi, şimdi biraz komedi olacak. Boya bu gecede Resulullah ana rahmine düşmüş. Allah Allah, bunun tespiti mümkün değil ki. Ana rahmine düştüğü gece. Evet. Mümkün değil tespit. Onun için bu gece onun için mübarekmiş. Nasıl bilinebiliyor? Evet. Şimdi bu yıllar yılı böyle anlatıldı. Gerçi bu çok değil yani özellikle 18. asırda yaygınlaştırıldı bu. Özellikle Osmanlı'da yaygınlaştırılan bir olay da ana rahmine düştüğü gece olarak şey yapıldı. Fakat bu böyle devam ederken sizin gibi biraz hesap kitap bilenler var ya. Bu nasıl tespit edildi, nasıl bilindi falan filan gibi şey yapıldı. Bir de arkadan bunun bir teknik hesabına gidildi. Şimdi denildi ki bu şeyde, şimdi peygamber Recep ayında ana rahmine düşse. Düşse farazı. Varsayalım. Evet. Bu doğru olsa. Oradan geri gidiyoruz. Şimdi Şaban, Ramazan, Şevval, Zilkade, Zilhicce, Muharrem, Safer bir de Rabiül Evvel. Peygamberin doğduğu ay olur. 30'ar günlük hesaplarla. Bunun şey Rabiül Evvel dediğin zaman 8 ay olur. 8 ay oluyor. Halbuki Peygamberimiz erkek çocuk olduğuna göre 9 ay, 9 ay 10 gün gibi falan doğmuş olması lazım. Evet. Bu pek tutmadı. Rabiül Evvel 12. gecesi diye aklımda kalmış. Şimdi Rabiül Evvel, şimdi onu doğumda söyleyeceğiz. Ama yani hesaba denk gelmesi için demek istiyorum yani. Evet. Şimdi 8 ay.
Peygamber erken doğmuş. Erken doğum. Erken doğmak anormal. Bu pek olmaz. Peygamber'e yakıştırılmaz bu. Evet, yakıştırılmaz. Sonradan düşündüler, taşındılar bunu. Bir çıkar yol. Bir çıkar yol bulalım. Ne? Bu peygamberin doğduğu gün değil de peygamberin annesi Amine validenin hamile olduğunu anladığı ay diyelim. Hay Allah'ım diyelim. Yarabbim. Anladığı zaman. Hamileliğinin farkına vardığı ay dersek bir aylıkken hatun, fark etmiş olur. Kime söylemiş ki acaba bunu ben hamileyim diyerekten? Tarihini tespit etmek lazım. Onu. Şimdi değerli kardeşler bak şimdi şu var. Evet. Bizim peygamberimiz Kasas suresindeki ifadeyle kesinlikle peygamberlikle muhatap oluncaya kadar, görev alıncaya kadar kendisinin peygamberliğe dair bilgisi ve bir beklentisi yoktu. Kayıtta yoktu ki zaten. Evet. O ana kadar yoktu. Kendisinin yoktu. Annesinin zaten yoktu. Yoktu. Babası zaten ölmüştü. Anlatabildim mi şey olarak? Bunların hepsi, şimdi buraya getireceğim, bir peygamber yarıştırmasından kaynaklanmış nesnelerdir. Evet. Peygamberler yarıştırılacaktır. Peygamberler yarıştırılacaktır. Bakın şimdi şöyle. Kur'an'a bir bakalım. İsa peygamberin doğumu var mı? Oradan konu ediliyor mu? Milat diyebiliriz. Yani evet. Biz Kur'an'a bakalım. Ha, onun Kur'an'da, miladını boş ver. O doğru olur, Kur'an'da eğri olur. Kur'an'da bilgiler yani. Var. Normal. Yani. Var. Kur'an'da şimdi bilgiler var. Tarih olarak değil. Ha. Kur'an'da İsa peygamberin var. Doğumu var. Anasının hamileliğinden doğumuna ve yaşantısına dair bilgiler var. Evet, var. Musa peygamberin o da var. Doğumuyla ilgili bilgiler de var. Yaşantısıyla ilgili bilgiler de var. Doğru. Peki Kur'an'da peygamberimizle ilgili, doğumuyla ilgili bir bilgi var mı? Hiç yok. Neden yok? Peygamber değildi ki zaten. Yani kendisine gelecek bir vahiydi şimdi, bunlar. Şimdi hem peygamber değildi. Evet. Bak hem bir yönü daha var. Evet. Niye olsun ki? Manasını. Bu peygamber orada doğdu. Hezet görecek onu. Herkes görmüştü. Ha, doğduğunu görecek. Da gördü. Anasını da biliyor. Babasını da biliyor. Nasıl büyüdüğünü de biliyor. Niye olsun herkes ki? Şahit herkes zaten şahit zaten onu. Herkes şahit. Yani Kur'an'ın yazılmasına gerek yok diyeceğiz gibi. Evet. Değil mi? O şekilde. Evet. Peki ama olur mu kardeşim? Şimdi Kur'an'da İsa'nın doğumu olacak. Musa'nın doğumu olacak. Öyle mi? Peygamberle ilgili olması de bir şey lazım. Olmalı. Uyduracağız. İsa'nın doğum günü kutlanıyor mu? Kutlanıyor değil mi? Niçin bizimki kutlanmasın? Niye bizimki kutlanmasın? Bu peygamber uydur sevgisi bir mevlüt değil gecesi, ki. Tamam mı? Uydur bir mevlüt gecesi. Sevgisi. Ve ondan sonra kutlu doğum haftası diye anlatabilir miyim? Sormayın. Peygamberi şerik ede ede, müşrikleşe günler kutla, olaylar uydur, hayali mucizeler uydur. Evet. Öyle mi? Maalesef. Şimdi, peki... Uydurduk bir mevlüt gecesi. Ne dedik? Süleyman Çelebi'nin dediği gibi Ol Rabiul Evvel ayın nicesi 12. gece isneyin gecesi. Öyle mi? Öyle biraz var. Sonra değineceğim ona. Ayını bulduk. Rabiul Evvel ayı 12'si isneyin pazartesi gecesi. Pazartesi bir de üstelik. Ya günü de var kardeşim. Bak. Nasıl onu Rabiul Evvel ayı hesaplanabilir Rabiul Evvel'in 12'si ve günlerden pazartesi. Pazartesi. Onu geri o tarihlerde 571 senesinde bu pazartesi nasıl tespit edilebilir belki matematiksel olarak? Ya matematiksel olarak falan bilinmez kardeşim. Bilmez nasıl mi? Bilinmez? Neyini bileceksin yani? Şimdi gününü bilsen doğum gününü. Hı. Şimdi sorma sayı bulunursa kaç doğumlusunuz? 1948. 1948 doğumlusunuz. Hı. Evet. Hangi gün doğumlusunuz? 5 Haziran. İyi biliyor musunuz? Yani babam takvimi Kur'an'a koymuşlar o şekilde saklamışlar. Sen iyi yazmış. Ben 1949. Evet. Derler. Evet. Ayı hangi ay dediğim zaman anam diyor ki sen diyor çok kar yağmıştı diyor. Ben lohusa yatağımda yakın yoldaki kar yığıntısını görüyorum diyor. Kar varmış evet kış kar. Mevsiminde. Evet. Ve şeyim yok. Tamam. Günü belli değil, ayı belli değil. Ha. Şimdi bir Arap coğrafyasında takvim yok. Tabii. Ay gün tutulmuyor. Hı. Sadece bir tüccarlar işte belirli bir şeyler üzerinde tutuluyor ve hani eski krallıklar vardır. Ha. Mesela Bizans'ın da olsun, Çin'in de şurada burada falan filan İran'da kayıt tutarlar. Saray için kayıt tutarlar. Saray şu için. Şu gün doğdu, prens bugün doğdu, prenses bugün doğdu falan filan. Ama Arabistan'da sıradan bir vatanda, sıradan bir aile çocuğun tutulmaz. Doğduğunu ödün, nasıl tutsun? Yani niye bu tutsun çağda yani? 20. asırda bile tutulmamış diyorsun. O zaman nasıl tutulsun? Çok nasıl doğru. Tutsun? Çok de doğru. Vesaire mümkün şey. Değil yani. Ha. Öyleyse değil bu mi? Da uydurma. Uydurma oldu böyle bir şey. Bu da uydurma. Şimdi bile tutulmuyorsa mesela bazı ender olarak benim babam almış takımı neyse de. Evet. Ama genelde uyulmuyor bu şeye.
Değil mi? Evet. Şimdi evet. Öyleyse bu şeyle Mevlüt'le ilgili evet. Şimdi peygamberler yarıştırılacak dedim ya. Maalesef. İsa'nın doğumu var. Musa'nın doğumu var. Öyleyse biz de bir Mevlüt gecesi uyduralım. Kandil gecesi yapalım. Evet. Oldu mu? Biz de o geceyi kutlayalım. Ona faziletler yükleyelim. Evet. Şimdi Mısırlılar, şey, İsrailoğulları Mısır'dan çıkarıldıktan sonra Musa peygambere geldiler. Ne dediler? Orada bir kavim gördüler. Puta tapıyorlardı. Hmm. Değil mi? Evet. Böyle biz soyut Allah'a inanmayacağız. Somut bir putta biz ilah edinelim. Allah bize göster. Şimdi Allah bize göster. Görecekleri, edecekleri yani, bir şey de biz edinelim demişlerdi. Evet. Şimdi bu noktalardan hareket edersek. Evet. Şimdi bu Mevlüt denen, şimdi bu gecede her tarafta, camilerde bangır bangır hem de büyük adamlarımızın da okuduğu maalesef, şeyler maalesef. Var. Orada Amine Validenin ağzıyla evet. Şair döktürüyor da döktürüyor, döktürüyor evet. Da döktürüyor. Peygamberin doğum sahnesini anlatır, evet. Meleklerin geldiğini anlatır. Şerbet içerler. Hani şerbet işte üzerik bir şey de var. Asiye Valide'yi. Diyelim ki Firavun'un hanımı evet, Asiye onu da diye şey hizmetçi yaptı. Yapar değil onu, mi? Onu Meryem Valide'yi de doğumda ebelik yaptırtırlar. Yani rezillik dizi bu ya adam yarabbim. Bu niye? Bizim peygamberimiz öyle mi? Evet. Diğer peygamberlerden daha üstün. Olsun. Olsun diye bunlar yapılır. Üstün mü kılmıyor? Daha bakın, düşürülüyor mu derecesi? Evet. Şimdi evet. Şunu bileceğiz. Peygamberler kendi aralarında birbirinden üstün olabilir mi? Biz onların kimini kimden fazla kıldık. Bak şimdi. Olması lazım. Evet. Cenab-ı Hak, şimdi burada bak ben size 3 tane ayet vereceğim. Buyurun. Birincisi Bakara suresinin 253. ayetinde. Tilkel rusulü fattalna ba'dahum ala ba'dın. Evet. Şu peygamberler ki biz bazılarına fazlalıklı kıldık. Evet, tamam. Bu üstünlük demek değil aslında. Fazla şey. Yaşça, farklı, başça, farklı. Ümmetçe, malca, mülkçe tamam. Falan filan diye farklı şey yapar. Farklı kıldık, evet. Şimdi men kellemallahu, minhum men kellemallahu. Kimisiyle Allah konuştu, kimisiyle şu yaptı. Ve refa ba'dahum derecat. Bazısının bazılarımızdan derecelerle yükseltti diyor. Bak burada derecelendirmiş. Derecelenmesin, evet. Ve ateyne İsa ibn-i Meryem el beyinat. İsa'ya açık kanıtlar verdi ve eyyetna bir ruhul kudüs, onu ruhul kudüsle de vahiyle de destekledi. Evet. Gibi anlatımlar var. Şimdi ama şu peygamberden daha üstündür denecek hiçbir şey yok. Yok, öyle bir şey yok. Şimdi. Tabii ki. Yine aynı bir ayet var. İsra suresi 55'te. Orada da velagat fattanna bazen nebiyyin ala bazın. Bazı nebileri ötekinde Resul diye geçiyordu, burada nebi. Nebi olarak bazılarına, geçiyor. Bazılarına, tamam mı? Faziletli kıldık, şey kıldık, söyle, fazlalıklı kıldık ayeti aslında. Var. Evet. Şimdi bunu da biliyoruz. Evet. Şimdi yine bir ayet daha var, yine Bakara suresinde. Burada da 136. ayette, bak, gulu, bize hitap. Deyin ki, amenne billahi. Ve ma unzile ileyne ve ma unzile ile İbrahim ve İsmail ve İshak ve Yakup ve Esbat ve ma utiye Musa ve İsa ve ma utiye nebiyyine min Rabbim. Evet. Ve deyin ki biz şu peygamberlere Allah'ın indirdiklerinden ve peygamberlerin hepsine inandık. Ama şunu da deyin. La nüferrigu beyne ehadim minhum. Biz peygamberlerden hiçbirisinin arasında ayrım yapmayız. Yapamayız değil mi? Biz bunu yapamayız. Evet. Bize böyle bir şey verilmedi. Evet. Bizim peygamberimiz falan peygamberden de üstündür diyemeyiz. Evet, aynı şekilde. Şimdi İbrahim peygambere mesela şimdi buradaki şeylere bir dalacak olursak şu nitelikleri itibariyle o mu üstün? Çok, şu nitelikleri ilgili bu mu üstün? Şundan dolayı beriki mi üstün, öteki mi üstün, beriki mi üstün? Biz burada haddimizi biliriz. Ki. Burada neyi bileceğiz? Bize diyor ki Rabbimiz. Biz şunu bileceğiz melek ağzıyla. Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtena. Allah'ım bize verdiğin bilginin dışında bilgimiz bize başka yoktur. Bilgimiz yok. Evet. Allah ne bilgi vericisi o. Onun için onu onlara bırakacağız. Peygamberimizi kul ve elçi evet. Niteliğinde bileceğiz. Evet. Bu Mevlüt kitaplarında okunan, şeylerdeki okunanların hiçbirisine evet. Dikkat etmeyeceğiz. Evet. Şimdi öyleyse
Zamandar herhalde. Ben bu toplama noktasında demin bir şeylerden bahsettiydim. Amellerin en faziletlisi, en faziletlisi, en zahmetlisi. En zahmetli olanıdır. Tamam. Bunu önce bir bileceğiz. Şimdi bakın Hud suresinin 10-11. ayetinde orada bir noktaya değinivereceğim. Evet. Hud 10-11'de ve ma lekum ella tunfihu fi sebilillah ve lillah mirasus semavati vel ard. Evet. Bak. Yerin göğün mirası Allah'ın olmasına rağmen, yani her şey yine Allah'ın olması, Allah'a kalacak olmasına rağmen, senin elindeki de senin elinden uçup gidecek olmasına rağmen, ne oluyor da siz Allah yolunda infak etmiyorsunuz? Evet. İnfak. Bak, öğüde bak ya, elinden gidecek, yine Allah'a kalacak. O mal mülk Allah'ın yerinde. Son sahibi Allah. Evet, sen elindekini niye Allah yolunda harcamıyorsun? Bak. La yestevi minkum men enfaka min qablil fethi ve qatel. Fetihten önce zorlu şartlarda infak edenle, tamam mı? Fetihten önce, evet. Fetihten sonra infak eden seviyesi aynı olmaz. Tabii ki zor şartlarda. Zor şartlarda infak edeceksin. İşte o kadar. Ülaike azamu dereceten minellezine enfeku min badin ve qatelu. Fetihten sonra savaşan ve infak edenlerden, fetihten önceki infak edenler çok derece var. Derece daha üstündürler. Kesinlikle. Tamam mı? Tabii. Beled suresinde Cenab-ı Hak bizi ne? Akabe'ye gideceksin diyor. Zora koşacaksın. Zora koşacaksın. Zoru başaracaksın diyor. O bunu da verilmiş. Şey yapayım. Evet. Yine daha başka ayetlerde, mesela yine Nisa suresinde, bunu da herkes bilsin. Nisa 95-96'da. La yestevil gaidune minel müminine gayru ulu zararı vel mücahidune fi sebilillah bi envalihim ve enfusihim. Bak, müminlerden oturup kalanlarla Allah yolunda malıyla canıyla mücahede edenler eşit değildir. Kesinlikle değildir. Fattalallahu'l mücahidine bi envalihim ve enfusihim alel gaidine derece. Evet. Allah mallarıyla, canlarıyla Allah yolunda mücahede edenleri onlara derece derece üstün kılmıştır, faziletlendirmiştir. Çok açık, çok açık. Evet. Evet. Kur'an. Evet. Ve fettalallahu mücahidine alel gaidine ecran azime. Ve Allah mücahitlere, gayret edip gösterenlere ötekilerimize ecri azim, büyük büyük ecirler vermiştir. Evet. İşte burada ne şu vardır? İşe göre, amele göre ecir vardır. İşte o kadar. Öyle amele oturduğu göre, yerde kimse tesbihle yan gelip yatmakla, Allah şöyle böyle demekle Allah hiçbir şey vermez. Evet. Her şey amele bağlı. Evet. Bunu daha önce başka ayetlerde dedik. Allah cenneti malıyla, canıyla satın almıştır. Bitti. Olay bu kadar basit. Sen malını, canını Allah'a verirsen onun karşılığı olarak o da sana cennetini verecektir. Kesinlikle. Tesbih çekene, tabii. Yok Kadir gecesiydi, yok efendim şey gecesiydi, Regaib gecesiydi, yok Berat gecesiydi, yok Mevlüt gecesiydi gibi gecelerde bir şey yapmanın insanı avutmaktan başka, aldatmaktan başka inanın ki hiçbir faydası yoktur. Faydası yoktur, evet. Şimdi bazı burada, mümin kardeşlerimiz diyecekler ki yani bizim senede bir iki gecemiz vardı, onları güzel ihya ediyorduk. Yani buna mani olmak istiyorsunuz tarzında bazı itirazlar olacak ama peygamberimizi yapsınlar, bilsin, ömürleri boşa geçmesin. Yazıktır yani. Ömürleri boşa peygamberimizi geçmesin. Peygamberimizi malzeme yapmak ömürleri suretiyle tamam. Bu şekilde uydurma şeylerle kendimizi kandırmayalım. Onlar kendimizi kandırırız. Şu ana kadar millete, tabii ümmete ki hiç yararı olmadı. Evet. Hepsinin mahvunun peşişan olmasına sebep oldu. Uyanık olsunlar. Tabii ki. Allah razı olsun efendim. Onlar hiçbirini dikkate almasınlar. Yani onu burada şey yapmış oluyorum. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz efendim. Değerli izleyenlerimiz, bu haftaki süremiz sona erdi. Hafta yeni bir programda buluşmak üzere. Allah'a emanet olunuz.